Önce tornacılık yaptım. Sonra simitçilik yaptım. Yok, önce simitçilik, sonra tornacılık. Serdar Ortaç Instagram canlı yayında sevenlerinin sorularını yanıtlıyor. Bu arada kanalımıza abone olup beğenme, like atarsanız mutlu oluruz. İyi seyirler. Dublin'e çok gittim. Karım Dublinli. Eski karım. Eski hanım, pardon. Karım yok. Haber gelmiyor yar. Anadolu yakası da aynı abi. İrlanda'ya gittim mi diyor. Oğlum İrlanda'da yaşadım ben. İrlandalı kızla evlendim ya, hatırlasana. Annem namazını kılıyor tabii. Ya bakma annemin muhafazakar görünmemesine. Hem neşeli kadın hem şey. Hem okur. Babam da öyleydi. Tornayı bırakırdı, frezeyi. Kimse dokunamazdı ona, giderdi. İbadetini yapar gelirdi. Benim bütün baba tarafı öyle, Kastamonu. Ana tarafı Urfalı. Kaç tane halam var lan? 4-5 tane halam var. 3 tane, 4 tane amcam var. Sülale çok kalabalık benim. Bisiklet yolları yani yapacağız işte. Yeter ki karşı çıkmasın kimse. Mesela Ortaköy'ün meydanında Ortaköy Hamamı var. Eski tarihi hamam, Osmanlı'dan kalma. Şimdi Süleymaniye Camii'ni mesela şeydeki Orta Doğu'daki camiyi yerinden kaldırıp başka yere taşıdılar. Bu olabilir yani, tarihi diye, dokunulmaz diye bir şey yok. Anıtlar Kurulu ve işte atıyorum Boğaz Öngörü'nüm şunu düşünmeli. O tarihse 200 sene önce, bizim bugün yaşadığımız da tarih olacak 200 sene sonra. O yüzden şu an oturduğumuz koltuk da tarih olacak 200-300 sene sonra. Yani tarih hep değişir. Eski eserleri yıkalım demiyorum, başka yere koyabiliriz. Yolu kapıyorsa kaldır, başka yere inşa et. Bak Çamlıca, Üsküdar ne güzel yapıldı. Ay kafanızı şişirmeyeyim abi. Bugün ne yaptığınızı yazın diyorum. Kimse yazmıyor abi. Üniversite okudum abi. Amerikan edebiyatı okudum. İngiliz öğretmeni olacaktım. İngilizce. Sonra şarkıcı oldum. Önce tornacılık yaptım. Sonra simitçilik yaptım. Yok, önce simitçilik, sonra tornacılık, sonra freze. Sonra Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Makina Mühendisliği. Sonra Bilkent Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Edebiyatı. Sonra radyoculuk, sonra şarkıcılık. Zaten hep beste yapıyordum. Baba hala tornacılık yapıyorsan helal olsun. Müthiş bir meslek torna. Kalıpçılık özellikle. Her şey kalıptan çıkıyor bak. Şu plastik kulaklık kutusunu kalıptan çıkartıyorlar. Bir erkek kalıp var burada, bir dişi kalıp var burada. İkisi birbirine yapışıyor. İkisinin içinde torna ve frezeyle oyulmuş bunun şekli var. Yapışıyor. Yukarıdan plastik ham madde 200 derece, 100 derece ısıyla iniyor. Memelerden, yani enjeksiyon makinesinin memelerinden, hani karbüratör gibi düşün. Akıyor, kalıbın içine doluyor. Kalıp kapanıyor, birbirine yapışıp soğutuyor. Sonra 10-11 saniye sonra açılıyor. Şak diye bu çıkıyor içinden. Arabanın vitesi, arabanın tekerleği. Dünyada gördüğün her şey, bütün plastikler kalıptan çıkıyor. O kalıbı da tornacı, frezeciler yapıyor. Müthiş meslekti ya. Şimdi ne oldu? CNC'ler çıktı. CNC makinesi ilk çıktığında ben kullanmıştım. Hatta eğitmen olmuştum, ben öğretmiştim koordinatlarını. Makineye giriyorsun, diyorsun ki freze kalemine, X yönüne 33 derece git, Y yönüne 12 derece aşağı in, atıyorum kuzeye, güneye. Öyle öyle freze döne döne demiri oyuyor. O da kalıp oluyor. Ama kalıbın içi oyuk, yani şöyle düşün, şükür tablası gibi içine oyuyorlar. Bu iki tane oyuk birbirine kapandığı zaman içindeki ne olur? Plastik donunca şak diye çıkartırsın, bir şey olur. O işte. Hadi kafanızı şişirdim abi.